İyi geceler, iyi akşamlar. İyi geceler. Alo. İyi akşamlar efendim. Alo, iyi akşamlar. Buyurun. Benim hocama birkaç sorum olacaktı. Buyurun. Benim eşim kalp ameliyatı oldu bundan 2 ay önce. Önerebileceği bir bitki ilacı var mı acaba? Tabii, biraz önce bahsettim. Alıç. Bununla ilgili alıç forte. Fakat yani bu tür rahatsızlıkları olan insanların bağırsağında problem vardır, 1. Karaciğerinde yağlanma vardır, 2. Yani bağırsakları tedavi etmeden, karaciğer yağlanmasını önlemeden kalbi tedavi edemezsiniz. Şimdi düşünün, temiz bir ırmak, Sakarya. Ne karışıyor? Lağım karışıyor çevre ilçelerde. Ne oluyor? İçebiliyor musunuz? İçemiyorsunuz. Kimyasal artıklar katılıyor. Değil mi? Fabrikalardan, oradan, buradan, şuradan. Tertemiz ırmak ne oluyor? Yani organların bazılarını düzgün çalışma olanağı sağlamadan, bazılarını tamir etmeden diğeri tamir olmaz. Bağırsaklardan mantarların üretmiş olduğu toksik madde kana karışır. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde. Karaciğere geliyor. Karaciğeri arıtmaya çalışıyor. Arıtamazsa ne oluyor? Kalp ameliyatı olmuş hocam. Kalbin güçlenmesi, damarların daha iyi çalışması, açılması. Aloe jel, alıç forte, karaciğer içinde enginar forte, alıç forte, enginar forte. Damar çayı, enfeksiyon çayı kullansın. Anladım. 6 hafta sonra doktora gitsin. Aradaki farkı görür. 6 hafta. Bu kadar iddialı herbalist İbrahim Gökçek özellikle bu kalbin rahatlaması, kalp damarlarının daha sağlıklı çalışması Aliç Forte diye bir ilaç öneriyor. Ancak bundan önce de bağırsak ve karaciğer yağlanması ile ilgili ilaçların da kullanılması lazım diyor İbrahim Bey. Burada klinik araştırması var. Yani biraz önce bahsettim ya, bu başka. Hı hı. Alışla ilgili klinik araştırması var. 3664 kalp zafiyeti olan hasta üzerinde Almanya'da, sadece Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Sadece Almanya'da 3664 hasta üzerinde denenmiştir. Kimyasal ilaçlardan daha etkili, artı yan tesiri yok. Peki.